Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Piyasalarda olup bitenleri konuşacağımız bir saatlik programımız içerisinde önce haber başlıklarına, sonra piyasadaki rakamlara bakacağız. Özellikle kurda yaşanan yükseliş, ayrıca yine Alman ve Amerikan tahvil faizi arasındaki farkların önümüzdeki süreçte Euro-Dolar'a olan etkisini değerlendirmeye çalışacağız. Bitcoin ETF'leri yarın itibariyle Nasdaq'ta işlem görmeye başlıyor. Bunun üzerine değerlendirmeler alacağız. Özellikle Türkiye'de Bitcoin ETF'i alıp satılabilir mi? Biraz aracı kurumlar buna aracılık edebilir mi? Ya da yatırım fonları bunları alabilirler mi? Bunlara dair belirsizlikleri de değerlendirmeye çalışacağız. Programımızın son bölümünde ise GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergis bizlerle birlikte olacak. Hızlıca bugünün öne çıkan haber başlıklarına bakalım. Sonrasında rakamları değerlendirmeye çalışalım. Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi Ekim ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %13.1 düşerek 51.46 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem kişisel mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme olduğu izlendi. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık %33.4 artışla endeks tarihinin en hızlı artışını kaydetti. Aylık bazda konut fiyat artış hızı ise %3.9 oldu. Fed Yönetim Kurulu üyesi Randall Quarles, düzenleyici kuruluşların inovasyonun önüne geçmek gibi bir niyetleri olmadığını, fakat kripto varlık ve sabit coinlerden kaynaklanan riskleri göz ardı etmediklerini söyledi. New York Times'ın haberine göre ilk Bitcoin borsa yatırım fonu yani ETF'i yarın işleme açılacak. ProShares'in çıkaracağı ETF'in onayı Amerikan Sermaye Piyasaları Düzenleyicisi SEC tarafından duyurulmayacak. Fakat ETF'in tarihiyle ilgili herhangi bir itirazın olmadığı belirtiliyor. Günün öne çıkan haber başlıklarından bu şekilde bahsettik. Piyasalarda neler olup bitiyor biraz ona bakalım. İlk etapta kurla başlamakta fayda var. Dolar TL'de 9.30 seviyesinin üzerini gördük. 9.30.77 bugün gördüğümüz zirve seviye. Şu anda da hemen hemen 9.30'un altında bir seyirle 9.29.70'ler seviyesinden işlem geçtiğini görüyoruz. Euro TL tarafında 10.78.80'lere kadar gelmiş durumdayız. Sepet kursa 10.04 düzeyine kadar geldi. Dolayısıyla Türk lirasındaki değer kaybının devam ettiğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Diğer taraftan yine Türkiye'ye dönük risk algısını gösteren parametrelere baktığımızda CDS'lerin 454 bas puan seviyesine kadar geldiğini, aylık opsiyon oynaklıklarının ise %17.37 seviyesine kadar çıktığını izliyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla para piyasalarındaki baskı kendini göstermeyi sürdürüyor. Diğer taraftan yine 10 yıllık tahvil faizinde kabaca %20'lerde, 2 yıllık tahvil faizinde ise %18.70'lerde fiyatlama görmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan yine dönüp Borsa İstanbul'a baktığımızda ise Avrupa borsalarındaki satıcılı seyirden çok fazla etkilenmeyen, nispeten direnç gösteren bir Borsa İstanbul olduğunu söyleyebiliriz. Burada elbette sanayi endeks içerisindeki hisselerin primi başta geliyor. %6.6'lık primiyle gübre fabrikaları tek başına endekse 1 puan, ayrıca %2'nin üzerindeki primiyle Erdemir endekse tek başına 2.5 puan katkı sağlıyor. Bu da aslında endeksi şu anda artıda tutan 3.5 puanlık kabaca getirinin nereden geldiğini bize net olarak göstermeye devam ediyor. Diğer taraftan yine Garanti, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Aselsan, Yapı Kredi, Akbank, Sabancı Holding gibi hisselerdeki satışlarsa endeksi aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Bankacılık endeksi %1 eksi de, sanayi endeksi ise %1'e yakın artı da yoluna devam ediyor. Diğer yandan Avrupa borsaları satıcılı dedik. Bir taraftan enerji krizi ve enflasyona ilişkin soru işaretleri, diğer taraftan yükselen tahvil faizleri. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1.60'ların yeniden üzerinde. Dolayısıyla buralarda baskı arttıkça önümüzdeki süreçte hisseler üzerinde de düzeltme etkisi kendini göstermeye devam edecek mi? Bunu izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ayrıca bugün Avrupa borsalarında satış görülürken bu satışın önemli bir kısmının da
lüks giyim mağazalarından kaynaklandığını söylemek mümkün. Özellikle Çin'in lüks tüketim markalarına yönelik getireceği çeşitli vergi sınırlamalarının bu hisseler üzerinde negatif etki yarattığını görüyoruz. Paris, Frankfurt, İtalya %1 ve %1'e yakın oranlarda, Londra ise %0.5 civarında eksi de işlem görüyor. Amerikan vadelilerine göz gezdirelim. O cephede de şu anda satıcılı seyir var. %0.4-0.5 civarında. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq'ta kayıplarla gün başlayacak gibi görünüyor. Son olarak bir de emtia piyasasına bakalım. Değerli metallerde bir miktar geri çekilme söz konusu. 1764 dolar seviyesi altında gördüğümüz yer. Diğer taraftan gümüş yine 23 dolar sınırına doğru yaklaşıyor. Kayıplar %0.7. Paladyum'da ise %4'ün üzerinde satıcılı seyir olduğunu aktaralım. Sanayi metalleri ve endüstriyel taraftaki enerji ürünlerinde ise şu anda pozitif tablo var. Bakır %0.5 civarında yukarıda. Diğer taraftan petrol fiyatlarında da Brent 85 dolar 69 sent. Yine Amerikan tipi ham petrol 83,5 dolardan alıcı buluyor. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidiyoruz. İş yatırımı Halil Barışkan bizleri bekliyor orada. Halil, özellikle kur tarafındaki negatif tablo, CDS'in yukarı kayışı, opsiyon oynaklıklarının yükselişi, overnight swaplardaki yukarı yönlü hareket. Fakat hisse piyasası birkaç hisseyi kendine dayanak edinmiş şekilde ayakta kalmaya devam ediyor. Merhaba Açıl, öncelikle iyi yayınlar. Yani evet, aslında kur ve faiz tarafında şu an piyasada tekrardan bir 100 bas puan civarı bir indirim fiyatlanıyor. Fakat hisse tarafında tabii bu toptan endeksin düşüşünden ziyade bir rotasyon içerisinde gerçekleşiyor. Özellikle Ağustos ayında yabancı kurumsalın aldığı banka ve holding pozisyonlarını sattıklarını görüyoruz. Bunun aksine demir çelik tarafı çok dayak yemişti son dönemde. O tarafta bir toparlanma görüyoruz. Cuma günü havacılık ve Aselsan tarafı iyiydi. Tekrardan faiz indiriminin gündem olduğu bir durumda özellikle yerli yatırımcıların işte emlak gibi ya da GYO sektörüne spekülasyon ya da işte o tarafta yatırım yapmak istediklerini görebiliriz önümüzdeki süreçte. Bu tarzda bir rotasyonlar sayesinde endeks şu an artıda kalıyor. Ama burada yabancı kurumsal ilgisine baktığımızda dediğim gibi bankalardan çıkıp özellikle kurdan negatif etkilenmeyecek ihracatı olan sanayi şirketlerine doğru bir kayma görüyoruz. Endekste de 1370 seviyesi daha önce de belirttiğimiz gibi stop loss olarak belirlenmeli. Aşırı ucuzluk şu an yukarı gitmek için bir hikaye oluşturmuyor, fakat aşağıya doğru düşüşlerde bir emniyet simalı görevi görüyor. Önümüzdeki süreçte bu haftaki para politikası kurulu en önemli gündem maddesi olacak. Burada PPK'dan çıkacak karara göre ve önümüzdeki toplantıyla ilgili verecek sinyale göre endekste de yön tayini ya da hisse seçimli bazı farklılıklar olabilir. Onu takip edeceğiz. Halil, bu hafta Merkez Bankası piyasanın beklentisine baktığımızda bir faiz indirimi bekleniyor. Dolayısıyla diyelim ki Merkez Bankası faiz indirdi, hisselerde ne olur? Diyelim ki pas geçti, o zaman ne olur? Faiz indirirse eğer 100 bas puan beklenti dahilinde olduğu gibi piyasa beklentisinde, eğer faiz indirimi gerçekleşirse kurdaki oynaklık ve yukarı seyir devam eder ve piyasada da yine şu anki seyirin daha sert ve oynak şekilde olduğunu görürüz. Yani bankalardan ve holdinglerden çıkış biraz daha sertleşebilir. Ama dediğim gibi aşırı ucuz bir borsa ile karşı karşıya kaldığımız için bu aşağılarda nerelere kadar gelip gelmeyeceği birazcık aslında piyasanın vereceği karar olur. Eğer pas geçerse piyasanın özellikle son bir aydır gündemini meşgul eden agresif faiz indirimleri serisine girdik şeklindeki bu gündemden birazcık bir mola olur ve TL her ne kadar böyle çok büyük değerlemeler kaydetmese de orada biraz nefes alır ve bundan sonraki toplantılarda ne yapacağına bakarız. Ama zaten şu an piyasa 100 bas puan ve önümüzdeki yıl, yani yılbaşına kadar hala devam edeceği yönde bir fiyatlama da bulunduğu için de bu banka hisselerine de geçici olarak bir rahatlama sağlayabilir pas geçerse. Halil Barışkan, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Serdar Paz'ı bizlerle birlikte. Serdar, aslında Bloomberg KT araştırma ekibinin yapmış olduğu anketin sonuçlarıyla bir başlayalım. 50 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor medyan olarak bakıldığımızda. 4 kurum var herhangi bir şekilde faize dokunulmamasını bekleyen ama faiz indirim beklentisi
ana tema, hakim tema haline gelmiş durumda. Dolayısıyla piyasanın bu beklentileri üzerinden okuduğumuzda biraz önce Halil'e sorduğum soru ve aktardığım rakamlar arasında tablo nasıl şekilleniyor, ne diyor piyasa diye bir sormak lazım. Şimdi bakıldığında tabii biz Bloomberg PT olarak anketi daha yakın bir zamanda yaptığımızdan, yani kurun yeni tarihi zirve gördüğü noktada bir aylık en azından pas geçebilir mi düşüncesi bir takım kurumlarda etkin hale gelmiş olabilir. Çünkü bakıldığında son toplantıda, yani 23 Eylül'de yapılan faiz indirimi esnasından bu zamana gelindiği zaman hem küresel piyasalarda hem TL varlıklar üzerinde risk iştahında önemli bir bozulma yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir gelişmekte olan piyasalarda Amerika'daki toparlanmaya beraber sınırlı olsa bir nefes alma dönemi olmuştu ama bu haftaya başlarken onun çok kalıcı olamadığını, gene klasik enerji krizi, Çin'den zayıf ekonomik büyüme rakamları, işte Avustralya, Yeni Zelanda enflasyonu 10 yılın zirvesi, ilk hangi gelişmiş ülke merkez bankası faiz arttırır, İngiltere gibi gözüküyor. Bunları gene konuşmaya başlıyoruz ve dolar endeksinin 94'ün üzerinde kaldığı bir noktadayız. Şimdi tabii burada gelişmekte olan ülke para birimleri arasında farklı politikalar izlendi. İşte sıkı para politikası, ekonomideki büyümeyi desteklemek adına daha gevşeyen para politikası izleyenler oldu. Bunların katkıları ne kadar oldu? Yani çok fazla şey aynı anda fiyatlandığı için tabii bunları ayrıştırmak, şunun etkisi bu kadar, globalden bu kadar, kendi iç faktörlerimiz bu kadar diye ayrıştırmak çok zor. Ama TL'nin değer kaybı ile beraber bazı kurumların, hani bizim ankette de ortaya çıktığı gibi, normalde bir indirim patikasına devam edebilir ama bu ay kenarda kalmayı tercih edebilir diye görüş bildirdiklerini söyleyebiliriz. Şimdi elbette bunlar önemli çünkü bir taraftan da dünyada koşullar sıkılaşmaya devam ediyor. Evet. Her ne kadar geçtiğimiz hafta gelişen ülke kurlarının uzunca bir süre sonra gördüğü ilk artı haftayı geride bırakmış da olsak, evet, biz biraz daha TCMB odaklı haber akışı üzerinden negatif fiyatlamaya tabi tutulduk gibi görünüyor. Onların üzerinde bir sepet kurla yola devam ediliyor şu anda. Bir yandan da özellikle yurt dışına dönüp baktığımızda dolar lehine tablonun biraz daha belirginleştiğini görüyoruz. Tabii oyunun adı faiz farkı. Evet. Yani ilk tabii Amerikan tahvil faiz farkı hangi ülkeyle bakılır diye, Avrupa Birliği ve onun ana baş aktörü olan Almanya'yla. Şimdi Amerika'da 2 yıllık tahvil faizleri o 0.30'ları işte kırarsa yukarı yönde hızlı hareket yapabilir diye beklentileri genel olarak paylaştıktan sonra hızlı bir şekilde 0.40'ları da aşarak 0.44'lere geldi. 2 yıllık Alman tahvili ise eksi ciddi 0.64 gibi bir faizle. Yani bu ikisi arasındaki faiz farkı bakıldığında son yılların zirvesinde %1'in üzerine çıktı. Şimdi böyle bir arada faiz farkı oluştuktan sonra o euro dolar paritesindeki kısa vadeli toparlanma çabası, yani 1.15'lere doğru yaklaşırken gelen küresel risk iştahındaki toparlanma ile beraber, bunun içinde tabii bir sürü faktör var. Yani doğal gaz fiyatlarının biraz stabiliteye kavuşması, o logaritmik fiyat artışının durması, Amerika'da bilanço sezonunun iyi başlaması, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen işte faiz arttırmıyoruz ama enflasyon artık tehdidini biz de görüyoruz şeklinde minvalindeki açıklamalar. Bir sürü faktör burada etkili ve 1.16'nın 16'ların üzerine doğru bir atma çabası. Ama bu faiz farkı yukarı doğru geldikçe, ki biraz daha gidebilir gibi gözüküyor bakıldığında, dolayısıyla Euro-Dolar'daki kısa vadeli kazanımların sınırlı kalması ve yeniden 1.15'lerin altına doğru, hatta bu sefer hani daha kazandığı momentumla beraber 1.12-1.13'lere doğru, son yılların dip seviyesine doğru geri gelmesi, bu da zaten dolar endeksini tek başına 94-60'daki kritik direnci kırdırıp 96-97'lere götürebilecek bir argüman ve bunun tabii kaçınılmaz olarak sadece gelişmiş ülke para birimleri değil, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerine de, yani faiz arttıranı indireni çok fazla ayırt etmeden negatif etkileri olacaktır. Elbette bütün bunlar önemli. Bir de son olarak belki işte majör merkez bankalarından İngiltere eğer bir şekilde faiz artırımına başlarsa, ki benzer döneme denk geliyor işte Amerika tapering'e, İngiltere faiz artırımına, evet, Yeni Zelanda faiz artırımına, Çin zorunlu karşılık artırımına derken hemen hemen her yerde sıkılaşma döngüsü devam ediyor. Gelişen ülkelerde zaten bu döngünün devamını izliyoruz, takip ediyoruz. Rusya'sı, Brezilya'sı, Şili'si, Polonya'sı, Macaristan'ı, hemen hemen her yerde benzer bir sıkılaşma döngüsü söz konusu. Evet, 2022'de İngiltere'den ilk adım bekleniyor. Bunların arasında bakıldığı zaman İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin artık harekete geçmemiz gerekiyor şeklindeki açıklamasıyla beraber. 2021'in geri kalanı da ilk adım gelmesinden sonra 2022'nin sonunda %1'e kadar İngiltere'de Merkez Bankası'nın faizi çıkartması bekleniyor. Amerika'da da şöyle bir beklenti var. Yani Fed ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki farka bakıldığında 2022 sonuna kadar en az 2 arttırım, yani 0.60 bas puan şu an arttırım beklentisi. Bu hatırlanacak olursa o tapering söylemi öncesinde, yani Fed'in o meşhur Eylül toplantısı öncesinde bir arttırım yapar mı yapmaz mı noktasındaydık. Yani Fed üyelerinin azınlıkta kalacak sayıda kişi
bir arttırım 2021'de olacak, 2022'de olabilir diye bekliyordu. Şimdi iki arttırımın üzeri yani 0.50'den de fazla 0.60 konsensüs arttırım beklentisi. Bu taraftaki yukarı yönlü seyir de euro dolardaki kısa vadeli kazanımların çok kalıcı olmamasına ve 1.15'lerin aşağı yönde zorlanmasına neden olabilir. Serdar, teşekkür ediyoruz sana. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bitcoin ETF'lerine, vadeli ETF'lerine bugün itibariyle son noktanın konması ve Amerikan SPK'sı SEC tarafından buna onayın şifahi olarak verildiği yönündeki haberler Bitcoin fiyatlarını geçen haftadan bu yana yukarı itiyor. Bugün itibariyle baktığımızda da artık son gün, büyük olasılıkla yarın itibariyle bu Bitcoin'i aslında belli ölçüde yatırım teması içerisine almış olan ilk ETF'in Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacağı ifade ediliyor. Sefer Yüksel bizlerle birlikte. Sefer, hoş geldin. Hoş bulduk. Peki. Şimdi özellikle tabii bu önemli bir dönüm noktası. Çünkü kesinlikle sermaye piyasası davranışı olarak normal koşullarda SEC'nin buraya çok mesafeli yaklaştığı, hatta özellikle altcoin'lerle ilgili olarak buralara ciddi şekilde düzenleme getirme hazırlığında bulunduğu söyleniyor. Ancak ana otoban olarak görülen Bitcoin'di, Ethereum'du, üzerine işlem geliştirilen platformlar ve bunlara dair coin'ler üzerinde çok ekstra bir tasarrufta bulunamayacağı şeklinde bir genel yaklaşım var. Zaten 50 bin dolarların altından alıp 63 bin dolarlara kadar Bitcoin'i taşıyan hikaye biraz burası oldu. Ancak elbette özellikle bu ETF'lere herhangi bir şekilde ses çıkarılmadan şifahi onayla birlikte bu işlem görmeye başlayacaksa bu önemli bir dönüm noktası kripto varlıklar açısından. Kesinlikle uzun yıllardır beklenen bir kilometre taşı. Çünkü 2013'ten beri gelen birçok başvuru reddediliyordu. Ve nihayetinde senin de bahsettiğin gibi kabul gördü ve yarın işleme başlaması bekleniyor. Tabii ki burada SEC'nin onayından önce ProShares'in ETF'inin prospektüsünde yaptığı değişim de önemli. Burada Kanada'da direkt Bitcoin spotlarına, ETF'lerine yatırım yapması maddesi prospektüsten çıkarılıyor. Bunun nedeni olarak da SEC Başkanı Gensler'in Bitcoin vadelilerinin daha yatırımcıyı koruyucu enstrümanlar olduğundan dolayı daha önceden yeşil ışık yakması olarak gösteriliyor. Ancak piyasalarda, özellikle kripto piyasalarda da beklenti bitmez açıl. Bundan sonraki diğer beklenti önümüzdeki dönemde SEC'nin normal Bitcoin, spot Bitcoin ETF'ine de onay vermesi yönünde bir beklenti de oluştu. Şimdi bu ETF'ler ne anlama geliyor? Bir kere her şeyden önce baktığımızda yapılan çeşitli araştırmalara göre Amerika'da 40-50 milyon kişi arasında Bitcoin yatırımcısı oldu, bireysel yatırımcısı oldu konuşuluyor. Buna fonlar aracıyla, emeklilik fonları aracılığıyla katılanlar da eklendiğinde rakam daha da yükseliyor. Dolayısıyla Bitcoin ve kripto paralar daha geniş kitlelere bu ETF'ler aracılığıyla ulaşması bekleniyor. Yine bir diğer önemli konu ise, ki daha da önemli olduğu belirtiliyor buranın, kurumsal yatırımcıların buraya ilgisinin artacağı yönünde. Hatta ben haberlere bakarken yayın öncesi gördüğümde, şimdi ETF sektörü trilyon dolarlarla ifade ediliyor ve yaklaşık 19 milyar dolar olan bir emtia ETF'lerinin, hacim olan emtia ETF'lerinin önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde buralarda alım yapabileceği de yorumlar arasına girmiş durumda. Senin de bahsettiğin gibi zaten bunun son bir haftalık Bitcoin'deki yükselmeye baktığımızda yaklaşık %10'luk bir yükseliş gördük. 62.500'lere kadar geldi. Bu ne demek? Tarihi zirvesinin yaklaşık %5-6'larına kadar yaklaşmış durumdaydı. Temmuz ayı sonunda 30 binler seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık iki katına gelmiş bir kripto varlıktan bahsediyoruz. Tabii ki bu önümüzdeki dönemde, şimdi bakıyoruz Ekim sonuna kadar 3 tane daha ETF var bekleyen, onayı bekleyen. Söyleyeyim mesela işte yarın itibariyle Invesco'nun ki var. Bugün evet. ProShares'inki, yarın Invesco'nun ki var. Daha sonrasında önümüzdeki hafta itibariyle Valkyrie var. Valkyrie'ninki daha önemli çünkü onların Kanada'da işlem gören bir ETF'i yok. Bu saydıklarımızın diğerlerinin Kanada'da işlem gören ETF'leri var. Evet. Dolayısıyla hatta
bu ProShares'in prospektüsünden de bunların çıkartılması söz konusu olmuş, evet, değil mi? Evet. Buradaki yatırımların burayı etkilemeyeceğine dair. Evet. Dolayısıyla aslında önümüzdeki haftadan itibaren arka arkaya işte OneEgg var, daha sonrasında Galaxy Bitcoin Advisor Shares, Managed Bitcoin ETF gibi Kasım'ın ilk haftasından başlayan yıl sonuna kadar 3, 6, 9, 11 tane onay bekleyen ETF var. Tabii ki bunlardan da birkaç tanesine onay gelmesi ve tabii ki piyasada daha önce yayınlarımızda da konuştuk. SEC'nin olası düzenlemelerinin ardından ciddi anlamda beklenti özellikle emeklilik fonlarının ve yatırım fonlarının bu alana yatırım yapmaya başlaması beklentisi çok hakim piyasada. Tabii ki SEC'nin yapacağı burada regülasyonun çerçevesi çok önemli. Hani DCD stable coin'lerle ilgili de alınması beklenen, sert olabileceği beklenen önlemler de var. Tabii ki piyasanın bir anlamda gözü orada da olacak ama şu önümüzdeki senin de az önce okuduğun 6-7 tane ETF onayının piyasa açısından önemi büyük. Yani ProShares'in onayına artık kesin gözüyle bakılıyor. Valkyrie'ye işte 1'e 4 şans vermişler. Invesco'ya 1'e 9 şans vermişler. Evet, burası biraz bahis gibi. Intelligence'ın baktığımızda hakikaten bunun üzerinde ciddi tartışma var. Tim Danışmanlık Kurucu Ortağı Doktor Vedat Güven bizlerle birlikte. Vedat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Elbette burası biraz önce biz seferle de değerlendirmeye çalıştık. Önemli bir dönüm noktası. Zira aslında vadeli işlemlere açılması çok önemliydi. Daha sonra bunların ETF'lerinin bir miktar türevlerinin de devreye girmesi söz konusu olmaya başladıktan sonra yine bir başka önemli viraj. Dolayısıyla buraya onay çıkması neyi nasıl değiştirir bir? İkincisi, sermaye piyasaları, kurumları ve regülatörler tarafından ne kadar bir kabul anlamına gelir kripto varlıklar adına sizce? ETF'lerin piyasadaki önemi fazla tabii ki. Bizim Türkiye'de kurumsal yatırımcıların büyüklüğü fazla olmadığı için biz Türkiye'de genellikle yatırım fonlarına yatırım yapıyoruz bireysel tarafta. Yani ETF borsa yatırım fonu, borsada işlem gören hali, yatırım fonu hisse senedi gibi işlem gören hali. Burada bireysel emek şirketleri ve kurumsal yatırımcılar çok aktif yatırım yapıyorlar. Demin Sefer Hocam'ın da söylediği gibi rakamlar trilyon dolar civarında. En büyük iki tane ETF şirketinin toplam portföyü 5 trilyon doları geçiyor. Bütün piyasa 10 trilyon doların üzerinde. Bunlar yüksek rakamlar. Bitcoin'in şu an biliyorsunuz piyasa büyüklüğü 1 trilyon dolar hemen üzerinde. Bütün kripto paralar ise 2,5 trilyon dolar civarında. Bu ETF'lerin onaylanması ve de dediğiniz gibi önümüzdeki iki hafta boyunca 7-8 tane daha ETF'in onaylanmak üzere olmasının neticesinde öyle bir pazar büyüklüğüne ulaşılacak ki burada yatırımcılar isti yatırım yapacak bir derinliği bulacak. Hangi yatırımcılar? İki tane önemli ayıralım. Kurumsal yatırımcılar. Kurumsal yatırımcılar buraya niye duyacak? Bitcoin üzerine konuşalım. Burada bir iyi bir yatırım imkanı görse bile regülasyon ve muhasebe sıkıntılarından dolayı rahat yatırım yapılamıyor. Geçerse MicroStrategy, Tesla'nın ve onun gibi onlar şirket ama çok az sayıda deney bazında alıp bilançoya koyduklarını görüyoruz. İşte bunun kapısını açacak. Siz bir şirket olarak gri alandaki regülasyonla uğraşmak yerine borsada işlem gören bir hisse senedi alıp, o da ETF oluyor bu örnekte, alıp bilançonuza taşıyabileceksiniz. Ne amaçla? Bitcoin uzun, orta ve uzun vadede bana kazandıracak beklentiniz varsa. Peki gelelim bireysel tarafa. Bireyselde hem bireysel yatırımcı hem de bunun çok uzun vadeli yatırım, mesela pension fundlar veya emeklilik yatırım fonları. Bitcoin yatırımcısını biliyorsunuz ya günlük alıp satanlar veya orta vade trade edenler, ama bir üçlüsü daha var, HODL dediğimiz. Onlar ömrü billah tutacaklar. 3 sene 5 sene tutacaklar. Ne güzel işte bu ETF'lere ilgi duymanız durumunda tutup borsalarla tanımanız, batması ihtimali olan borsa işiniz olmayacak. Bir tek buradaki sorun aracı ortadan çıkarmamış oluyoruz bu örnekte. Bunu da eğer dert etmiyorsanız bence ETF'ler bireysel yatırımcıya da kurumsal yatırımcıya da çok çok güzel bir hizmet sunacak. Yansıması ne olacak? Yakın zamanda buradaki hacimlerin trilyon dolarları geçeceği düşünüyoruz. Demin dedik Bitcoin'in şu an zaten büyüklüğü 1 trilyon çok yakın. Böyle gelecek olan talep, yatırım tavsiyesi olmadığı belirtmekle beraber Bitcoin'in fiyatının yukarı doğru oldukça
oldukça fazla etkileyecektir. Peki o zaman ben şunu sorayım. Mesela Türkiye'deki yatırımcılar açısından, bireysel yatırımcılar açısından gidip örneğin Bitcoin ETF'i almak mümkün mü? Çünkü birincisi sermaye piyasası kurulu mevzuatı gereği daha önce yapılmış olan çeşitli çalışmalar var. Verilmiş olan muktezalar ve daha sonrasında yönetmelik düzenlemeleri var. Bunlar Türkiye'de aracı kurumların bunların alım satımına aracılık etmesini veya fonların buraya herhangi bir şekilde doğrudan yatırım yapmasını engeller mahiyet taşıyor diye yorumlanıyor. Sizin buraya bakışınız nedir diye bir sormak isterim. Alınıp satılabilir mi? Herhangi bir aracı kurum buna aracılık edebilir mi? Hay hay, bir hukukçu olmadığım baştan belirteyim. Yani ama piyasa oyuncusu olarak görüşüm şu. Orada bir gri alan var. Çünkü yasaklanan Türkiye'de Bitcoin alım satım yapılması, transferin yapılması veya Merkez Bankası'nın 30 Haziran'da getirdiği yasak ise kripto para ödeme işlemi içeren projenin durdurulmasıydı. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde okuduğumuz zaman Bitcoin ve kripto para alım satımına aracılık edilmesi yurt dışında. Bu, biz burada Bitcoin alıp satmayacağız ki. Biz burada bir hisse senedi alıp satacağız. Evet, o hisse senedinin getirisi Bitcoin yatırımlarının paralel bir şey olacak. Korelasyon yüksek olacak. Bu böyle bir gri bölge, kişisel görüşüm, bir engel olacağı zannetmiyorum. Ama buna aracık edecek olan Türkiye'deki yatırım kuruluşları, yani yurt dışı piyasalarda hisse senedi alım satım aracık etme yetkisi olan kuruluşlar, biliyoruz 14-15 evet. tane var. Muhtemelen olumlu isim vermeyeyim, olumlu bakacaklardır. Hukuki açıdan bir engel görmeyeceklerdir. Son cümle, bu bir hukukçu olmayan gözle verdiğim yorum. Hani uzman olmadığım konuda böyle nokta koyarmış gibi konuşmuş olmayayım. Bir şeye devam edebiliriz bu ETF'lerle ilgili. Yani önemli olan fark şu: yatırımcı neyi ne zaman nasıl şekilde alacağı bilmediği için bir uzmana ihtiyaç var. İşte ETF yönetenler uzman. İnşallah performansı yüksek olan uzmandır. İki, kurumsallar alıp bilançoya koydukları zaman görünmeyen kalemleri mi koyacaklar, yoksa kasaya mı koyacaklar, tartışma durumu var. Ama ETF aldığı zaman böyle durumunuz yok. Üç, Bitcoin bilmem hiç işlem yaptığınız ama transfer yaparken insanın eli titriyor gerçekten. Ufacık bir hatanın telafisi yok. Bir de bir karşı parti yok muhatap olacağınız. ETF'lerde böyle bir durum yok. ETF'i size satan kurum normal bir borsan, Arçelik, Erdem hisseleri de almaktan fark yok diye düşünün. Reklama girmedim inşallah. Bir de saklama derdiniz yok. Siz bunları sakladığınız zaman cüzdanınızda, ama sıcak ama soğuk cüzdan, işte hacklenmemesi gerekiyor veya anahtarlarınızı kaybetmemeniz gerekiyor. ETF'de böyle de bir derdiniz yok. Yani sizin bir tabii ki bir aracı var. İşte aracın sağladığı yararlar da bu. Yani kurumsal da olsa, bireysel de olsa, çok profesyonel değilseniz ETF ihtiyacımızı çözecek. Türkiye'deki bunun karşılığı borsa yatırım fonları, evet. maalesef hak ettiği derinlikte değil, sizin de bildiğiniz sebeplerden dolayı. Biz Türk insanı yatırım fonunu daha çok seviyoruz. Ancak pratiklik açısından borsa yatırım fonu, yani ETF'ler çok daha hizmet sağlıyor, çok daha rağbet görüyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Doktor Vedat Güven değerlendirmeleriniz için. Çok kısaca Sefer dönelim sana da. Biraz önce Vedat Bey'e de sorduğum soruyu sana da sorarak bir iki dakikada hemen çok hızlıca toparlayalım. Türkiye'den alınıp satılma konusunda ne diyor, kimle görüştün, ne cevaplar aldın? Açıkçası bu konu biraz hocanın bahsettiği gibi, Vedat Hoca'nın biraz muğlak. Şimdi belli piyasa oyuncuları bunun önünde bir engel olmadığını, alınabileceğini söylüyor. Yalnız bir kısımda 1 Aralık 2017 yanlış hatırlamıyorsam tarihi, SPK'dan o dönem çıkan, hatta Aracı Kuşlar Birliği'nin üyelere gönderdiği Bitcoin ya sanal paraların hiçbirine aracılık edilmeme gibi bir mevzuat var. Yalnız tabii ki bu 2017 Aralık 2017 tarihi biraz eski bir tarih. SEC'de yapılan, SEC'de de bir değişim söz konusu. Buranın güncellenip buralara hem bireysel hem de kurumsalın yatırım yapmasına olanak sağlanabileceği yönünde de yorumlar var açıkçası. Teşekkür ediyoruz Sefer aktardığım bu değerlendirmeler için. Kısa bir araya gidelim hemen, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergis bizlerle birlikte bu bölümde. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Şimdi özellikle bu sene ve geçen sene aracı kurumlar açısından çok belirleyici, çok karlı ve aslında hemen hemen bireysel yatırımcı akışının belki tavan yaptığı bir dönemi geride bıraktığımız bir süreç oldu. Bu nedenle aslında genel anlamda baktığımızda hem karlara hem halka açılan aracı kurumların performanslarına hem de halka açılma girişiminde bulunmuş aracı kurum sayısına ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Nasıl geçiyor özellikle bundan sonrasına ilişkin bakışınız, aynı karlılıkların, aynı marjların devam etmesini ya da aynı yatırımcı tabanının bizlerle kalmasını düşündürüyor mu? Beklentileriniz dahilinde mi? Ne dersiniz? Evet, 2020 sonrası ve 2021 yılı aracı kurumlar açısından, özellikle yeni yatırımcılarımızın piyasayla buluşması açısından oldukça verimli geçti. Uzun yıllardır biliyorsunuz 1 milyon civarında açık hesap sayımız vardı. Bunun 2,5 milyonlara çıktığını gördük. Bu da aracı kurumların hizmet, müşterilere verdikleri hizmet kalitesinde ve sundukları hizmetlerde ürün yelpazelerinin gelişmesine yol açtı. Hatta bunun için biz 2021 yılında hisse senedi işlemlerini geceme yatırım olarak 10. yılımızda yatırımcılara sunmaya karar verdik. 2011 yılında kuruldu GCM yatırım ve ağırlıklı türev piyasalarla işlem yapmaya, yatırımcılarımıza hizmet vermeye başlamıştık. Onun yanında borsa vadeli işlemler piyasasında da hizmet veriyorduk. 2021 yılı bizim bu sizin belirttiğiniz yeni yatırımcı tabanının artmasıyla birlikte ve yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep üzerine hisse senedi piyasasında da hizmet vermeye başladık. Bunun için bizim için bu yıl özel ürün yelpazemizi geliştiriyoruz. Daha önce yatırımcılarımız uluslararası piyasalarda hem kaldıraçlı işlemlerde işlem yapabiliyordu. 200'e yakın üründe dünyadaki her türlü Google, Apple, Borsa, Dow Jones Endeksi olsun, S&P olsun her türlü uluslararası enstrümana yatırım yapma imkanına sahipti. Daha sonra bunu vadeli işlemlerle 60'a yakın ürüne daha ilave ettik ve şu anda 450'ye yakın hisse senedi ürünüyle de yatırımcılarımıza hem uluslararası hem yurt içi piyasalarda 700'e yakın ürüne hizmet vermiş olacağız. Bu bizi mutlu ediyor. Bu kararı biz bir yabancı kuruluşuz. İsviçre merkezi ve sahipli bir kurum. Böyle bir yabancı yatırımcılarımızın da böyle Türkiye'de büyüme kararı almaları ve buraya da girmiş olmalarını değerli buluyoruz. İnşallah yatırımcılarımıza burada da en iyi kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz. Tabii burada bu yatırımcı kitlesinin devam edebilmesi için önümüzdeki dönemde özellikle finansal okuryazarlığın arttırılması gerekiyor. Buna önem verilmesi gerekiyor. Ve yatırımcılarda dijitalleşmenin verdiği bu imkanlarla artık hem uluslararası hem yurt içi piyasalarda her türlü yatırım yapma olanağına sahip oluyorlar. Peki Alper Bey, varantlarla ilgili olarak daha öncesinde GCM'nin bir düşüncesi olduğu, bununla ilgili bir varant ihracı gerçekleştirme ihtimali bulunduğu konuşuluyordu. Şu an itibariyle ne durumdasınız varantlarla ilgili? Şöyle söyleyeyim, 2021 yılında biz ürün yelpazemizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu da bahsettiğinizde, bu da değerlendirdiğimiz konular arasında. Ama piyasadaki gelişmelere göre özellikle hisse piyasasında, pay piyasasındaki yatırımcı sayısında çok ciddi bir artış oldu. Ki bunu kurum olarak dillendiren, niye 10 yıldır bu yatırımcı sayısı 1 milyonu aşamıyor, bunlar için neler yapmalıyız, ne tür yatırımlar yapmalıyız diyen kurumlardan biriydik. Buradaki sayının yaklaşık 1 yıl gibi bir zamanda 2 katına çıkması önceliği buraya vermemize neden oldu. Ki yatırımcılarımızla biz türev işlemlerini, vadeli piyasalardaki işlemlerimizi sizde yapıyoruz. Ama hisse senedi işlemlerimizi başka kurumlarda hesap açıp yapmak zorunda kalıyoruz diyorlardı. Bunlara da göz ardı edemezdik. Bu çerçevede
bu piyasaya bu sene öncelik verdik. Ama önümüzdeki dönemde bunlar da hedeflerimiz arasında, bizden farklı yeni ürün çeşitliliğini de önümüzdeki dönemde göreceksiniz diyebilirim. Peki biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili görüşünüzü de almak isterim. Özellikle Bitcoin ve kripto varlıklarla ilgili olarak yaşanan gelişmeleri Türkiye'deki aracı kurumlarda yakından takip ediyor. Aracı kurumların evet, aslında buraya aracılık edebilme konusunda girişimlerinin olduğunu, SPK'nın daha öncesinde buraya çok da pozitif yaklaşmadığını görmüş ve takip etmiştik. Sizin var mı önümüzdeki dönemde özellikle burada bir izin çıkarsa kripto varlıklarına dönük olarak bir aracılık platformu oluşturma hikayeniz? Diğer taraftan da bir aracı kurum yöneticisi olarak ben size sorsam, bugün Nasdaq'ta ihraç edilecek olan bu Bitcoin ETF'lerini alıp satmak için siz aracılık edebilir misiniz diye, buna verebileceğiniz bir yanıt var mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu Türkiye'de dünyada diyelim yapılmaya başladığında açıkçası ilk değerlendirenlerden birisiydik. Acaba aracı kurumlar bunu yapabilir mi diye. Fakat bu konuda hem dünyada hem Türkiye'de ne güzel, bugüne kadar bir regülasyon çıkmadı. Açıkçası regüle olmayan piyasaya grup olarak çok fazla girmeyi tercih etmiyorlar yabancılar. Dolayısıyla eğer Türkiye'de bu regülasyon şartları oluşursa biz de bu işi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ama ben kripto varlıklarla ilgili yatırımcılara da şöyle bir uyarım olsun. Bunları sadece fiyat yükseliyor diye almak çok doğru bir yaklaşım değil. Tabii bu bir arz talep meselesidir. Aracı kurumlar da buna hizmet verebilir. Böyle bir piyasa var, böyle bir talep var. Ama bunları alırken, satarken özellikle bu konuda regüle olmadı. Evet, bugün Amerika'da da bir açıklama oldu. İşte yatırım fonlarından bahsettiniz. Burada yapılacak. Ama bunu çok doğru bulduğumu söyleyemeyeceğim. Neden? Çünkü Amerika'da da bunu şu anda denetleyen bir mekanizma yok. Türkiye'de biliyorsunuz bununla ilgili bir altyapı çalışmaları şu anda yapılıyor. Hem Sermaye Piyasası Kurulu hem diğer Merkez Bankası olsun, diğer kurumlar bunun üzerinde çalışıyorlar, biliyoruz, duyuyoruz. Bu konuda bir düzenleme olursa biz de değerlendirebiliriz bu konuda. Çünkü yatırımcılarımızdan zaman zaman biz bu hizmeti sizden alamıyor muyuz gibi, çünkü türev ürünlerde de hizmet verdiğimiz için bize yakın bir konu, bunu verebilecek kapasitemiz de var. Ama regüle olmadığı için piyasa, şu anda bir düzenleme olmadığı için bu piyasadan şu anda biraz daha uzak kaldık. Düzenleme olursa tekrar değerlendirebiliriz. Ama tekrar ediyorum, yani bence bunun küresel çapta bir düzenlemeye ihtiyacı var. Eğer olmadığı takdirde ileride farklı sıkıntılarla da karşılaşılabilir. Alper Nergis, çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün programımızın son bölümünde Almanya'daki koalisyon görüşmelerini değerlendirmeye çalışacağız. Berlin'e gidiyoruz. Bloomberg muhabiri Ege Cantrell bizlerle birlikte. Ege, I would like to ask the question of a possible coalition. Koalisyon durumu nedir ve genel olarak Almanya bakımına baktığımız zaman trafik ışığı koalisyonu bir sona doğru yaklaşıyor gibi görünüyor. Doğru mu? Gerçekten şu an ilk görüşmeler yapılması için anlaşmaya vardılar. Daha resmi müzakereler başlayacak. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bazı konuları çözülmesi gerekiyor. Mesela planların ortak bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ya da bu koalisyondaki gerçekten son kırmızı sınırlar ne olacak? Bunların belirlenmesi gerekiyor. Bütün partiler, bu görüşmedeki partiler, FDP, SDP ve Yeşiller, hepsi bunun Noel'den önce bitmesini istiyor. Genel olarak ekonomi açısından değerlendirecek olursak biliyoruz ki sosyal demokratlar ortada, ancak bazı farklılıklar vardı liberal demokratlar ve Yeşiller arasında. Herhangi bir şekilde ipucumuz var mı? Ne tarz bir problem çözülmesi gerekebilir ya da ne tarz bir problemler görülebilir bundan sonra? Evet, bunun çoğu finans bakanı, maliye bakanı kim olacağına bağlı değişebilir.
Şu an liberaller bu yeni koalisyonda paranın kontrolünü eline tutmak istiyor. Yani Maliye Bakanı'nın kendinden çıkmasını istiyor ve daha aslında muhafazakar bir görüş olabilir. Ancak görüşmeler başladı. Şu an anayasal olarak borç limitini uygulamak istediklerini söylüyorlar ve yeni vergi koymamak istiyorlar. Bu gerçekten hırslı bir plan, hırslı bir istek. Bunların nasıl oluşacağını, nasıl çözüleceğini görmek gerekiyor. Egi Cantrell, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Almanya seçimlerine ilişkin bu detayları da aldıktan sonra finans merkezine son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.